Propage hocam hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dersimiz kısa olacak. Bu dersimizde şu noktadan sonraki yani eğer fiyatımız 30.22 ise yani küsüratlıysa nasıl hesaplatacağımızı öğreneceğiz. Mesela ürün detayı için tıkla diyelim ve alışveriş sepetimizi ekleyelim bayan gömleğimizi. Şu an gördüğünüz gibi her yerde decimal point denen İngilizce'de küsüratlı sayılar burada var. Peki bunu PHP fonksiyonuyla nasıl otomatik halde toplattıracağız. Yani küsüratı da toplattıracağız ve sonunda otomatik olarak para birimi yazsın. Eğer yabancı ülkelerden girecekse mesela kullanıcı İngiltere'den girecekse Amerika'dan girecekse USD yazsın Türkiye'den girenlere TL yazsın para birimi değilsin girdiği ülkeye göre para birimi değişecek ve girdiği ülkenin location denen yani girdiği ülkenin ülkeye göre PayPal'a yönlenecek. Türkiye PayPal'ına, Amerika PayPal'ına, İngiltere PayPal'ına artık hangi ülkedense genelde Türkiye'dekilere Azeriler daha çok giriyor. İranlılar tabi Araplar da giriyor. Mesela Azeri PayPal'ına yönlenecek ve onların para birimine ait ürünleri alacak. Şimdi onu onu yapmak için şöyle Dreamweaver'a geçelim. Kod bölümünde şu hemen ilk while loop dinamik tablomuzun üstüne şu sepet toplamının altına Şöyle yapalım. Sepet toplamının altına tam şu araya arkadaşlar, şöyle biraz fazla açtık arayı? Şöyle şuraya şunu yapıştırıyoruz şimdi. Şu boşlukları kapatalım. Açıklayacağım şimdi. Şöyle şu kodu yazalım arkadaşlar. şu Sepet toplamın şurayı yazın. Ee, buradan set locale dererek e, hangi ülkeden girildiğini yani para birimimizi belirtiyoruz. Set locale. Buradan da money e, money format, money format diyerek paramızın e, formatını, paranın formatını yani şurada küsüratlı olduğunu belirtiyoruz. Bunu php.net'ten de öğrenebilirsiniz bu money format e, fonksiyonunu. php.net'ten okuyarak öğrenebilirsiniz. Ben burada kalıp olarak gösteriyorum. Zaten açıklanacak pek fazla da bir şey yok. Set local, Lokal, yer, e, merkez, işte bulunduğu konum, konum anlamlarına geliyor. Set de ayarlamak demek. Konumu ayarla. Konum neresi? Türkiye olduğunu belirtiyoruz. Küçük TR, büyük TR. Burada fiyat toplamı money formatı eşitliyoruz ve fiyat toplamımızı burada belirtiyoruz. Şu zaten hazır bir kalıp. Hazır olarak kullanılan kalıp. PHP.net'te de göreceksiniz. Fakat aynı şekilde bunu şuraya da uygulamamız lazım sepet toplamı. Bu arada ben şu fiyatları kendim değiştirdim arkadaşlar. Küsuratları kendim admin panelinden değiştirdim. Siz de değiştirebilirsiniz. Sonra tam şuraya sepet toplamanın üzerine de aynı şekilde koyuyoruz. Fakat fiyat toplam değil de bu sefer sepet toplam diyoruz. Sepet toplamı yapıştırıyoruz. Bu kadar arkadaşlar. Herhangi bir şey yok. Tabii ki şu sonlarında artık otomatikman TL yazacak. Bakalım bir bakalım gönderelim çalışacak mı? Ctrl S dedim kaydettim. Şimdi bir gönderelim. Ee, şöyle fazilleri ile kart.php'mizi evet. Tamam diyoruz. Şimdi yenileyelim bakalım şimdi. Evet devam et diyelim. Header yapmıştık. Ee, gördüğünüz gibi topladı. Fakat YTL olarak görüyor. TL olarak görmüyor. YTL olarak gördü. Şu şuralardan TL'yi silebiliriz biz. YTL olarak otomatik olarak görüyor. Bir tane ürün ekleyelim mesela. Gömleği ekleyelim. Şu gömleği de. Bakalım evet topluyor 60 100 evet kaç oluyor 150 160 177 tamam doğru doğru topladı herhangi bir sorun yok sadece şu tl'leri de silelim şuradan ytl olarak görecek arkadaşlar biz bunu engelleyemeyiz çünkü ytl olarak kayıtlamış php.net'te yani php'de şu programlamada onlar artık zamanla otomatik olarak düzeltirler diye umut ediyorum ya da siz kaldırıp kendiniz elle de yapabilirsiniz. Yazabilirsiniz TL. Şimdi sepet toplamında şu tek tl. şuradan TL'lerimizi silelim. Şu TL'leri silelim. Şurası boşluk kalsın. Tek tırnak işareti arasını almamız lazım. Şu eğer e, şeyleri kaldıracaksak çift tırnağı tek tırnak yapmamız gerekiyor. O yüzden şöyle boşluk kalsın burası önemli değil. Şöyle şuradan da TL'mizi silelim. Evet. Fiyat toplamımızdan da TL'miz silinsin. Kontrol edelim, kaydedelim. Şimdi gönderelim bakalım kart PHP. Kart.php evet, şöyle Yenileyelim. Gördüğünüz gibi düzeldi ytl yazıyor artık buralarda. Burada da tl otomatik olarak biz kendimiz yazdık isterseniz onu da ytl yazabilirsiniz. E, topluyor da herhangi bir sorun yok. Mesela bir tane daha ekleyelim. Pantolonu ekleyelim. Gördüğünüz gibi pantolonu da topladı. Hiçbir sorun yok. Her şey çalışıyor. Küsüratları da artık alıyor küsürat da verebilirsiniz. Zaten küsürat vermek oldukça mantıklı çünkü insanlar her ne kadar e, önemsemiyorum dese de aslında çok etkili bir yöntem ticarette küsüratlar arkadaşlar. Çünkü 10 TL diyelim mesela 900 TL ise 99 TL gösterdiğinde insanın gözüne birazcık daha düşük geliyor sanki. 100 TL ile 99 TL arasında ne fark var ki 1 TL. Ama işte insanlara daha cazip geliyor. Hatta bazı rakamlar varmış. Ee, on 10 kitaplarda benim bir kitapta okumuştum. Orada sonundaki rakam tam olarak hatırlamıyorum. Ee, 76, 86 falan gibi bu gibi rakamlar satışı artırıyormuş. Ne kadar doğru tabii ki bilmiyorum. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadar olsun. Birazcık da genel kültür e, dersine benzedi. Küsuratları da böyle topluyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese başarılar dilerim.